Bu videoda herhangi bir maddenin ohm yasasına uyup uymadığını nasıl anlayabileceğimizi göreceğiz. Bundan önce kısaca ohm yasasının ne olduğundan bahsedelim. Herhangi bir maddeyi incelerken örneğin bir teli ele alalım. Bu telin iki ucu arasında potansiyel fark olduğunda buna da V diyelim. İşte bu farktan dolayı telin içinden bir akım geçmeye başlar. Bu akımı da I harfiyle gösterelim. Ohm yasasına göre V değeri I çarpı R değerine eşit olmalıdır. Burada R değeri o maddenin içinden geçen yüklerin karşılaştığı direnci temsil eder. Önceki videolarda bu konudan ayrıntılı bir şekilde bahsetmiştik. Konuyu unuttuğunuzu düşünüyorsanız ilk olarak o videoları izleyip daha sonra bu videoya geri dönebilirsiniz. Konumuza dönersek. Elimizdeki maddenin Ohm yasasına uyup uymadığını ve bu bağlantının doğru olup olmadığını nasıl kontrol edebiliriz? Bunun için ilk olarak direncin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Direnç, maddenin ve onun boyutlarının bir özelliğidir ve gerilim veya akım değerlerine bağlı değildir. Yani herhangi bir madde için bu değerleri değiştirsek de, örneğin bu telin gerilim veya akım değerlerini değiştirdiğimizde bu değerde herhangi bir değişiklik olmaz. Başka bir deyişle denklemdeki bu değer sabittir. Bunu başka bir açıdan da ele alabiliriz. Denklemi i değerine böldüğümüzde, v bölü i değerinin r değerine eşit olması gerekir. Bu denklemde de r değeri sabit değer. Bu yüzden bir maddenin ohm yasasına uyup uymadığını kontrol etmek için, o maddenin gerilim ve akım oranının sabit olup olmadığına bakmamız gerekir. Yani gerilimi iki katına çıkardığımızda, akım da aynı şekilde iki katına çıkmalı. Çünkü dediğim gibi oranın sabit kalması gerekiyor. Örneğin gerilimi 3 katına çıkarırsak akımın da aynı şekilde 3 katına çıkması gerekir. Ohm yasası işte bu şekilde işler. Peki bunu uygulamada nasıl test edebiliriz? Bunu yapmanın kolay bir yolu grafik çizmek olabilir. Grafikte gerilim değerlerini y ekseninde, akım değerlerini de yatay x ekseninde gösterebiliriz. Örneğin buraya bir gerilim değeri yazalım. Gerilimin 2 volt olduğunu varsayalım akımı hesapladığımızda da sonucun 1 amper olduğunu kabul edelim. Bu durumda bu noktayı grafiğimizde bu şekilde gösterebiliriz. Ohm yasası burada geçerli ise gerilimi 2 katına çıkardığımızda mesela 4 volt yaptığımızda akımın da 2 katına çıkması gerekiyor yani 2 amper. Bu durumda grafiğimizdeki ikinci nokta burada bir yerlerde olmalı. Benzer şekilde gerilimi 3 katına çıkardığımızda ve 6 volt yaptığımızda akım da aynı şekilde 3 katına çıkarak 3 amper olur. Bu nokta da grafikte bu şekilde gösterilir. Fark ettiyseniz grafikteki bu 3 noktayı birleştirdiğimizde 3'ü birlikte düz bir çizgi oluşturuyor. Gördüğünüz gibi düz bir çizgi oluşturdular bu düz çizginin de başlangıç noktasından geçmesi gerekir. Çünkü gerilim sıfır olduğunda aynı şekilde akım da sıfır olmalı. Bu durumda bir maddenin ohm yasasına uyup uymadığını kontrol etmek için tek yapmamız gereken bir gerilim akım grafiği çizip bu grafikte düz bir çizgi olup olmadığına bakmak. Düz bir çizgi varsa ohm yasası geçerlidir. Ancak düz çizgi yoksa ohm yasası o madde için geçerli değildir. Gerçek hayatta bu şekilde bir deney yaparken noktalar tam anlamıyla düz bir çizgi oluşturmayabilir. Çünkü deneydeki hata payını, gözlemde ve kullanılan aletlerde karşılaştırabileceğimiz hataları göz ardı etmemek gerekir. Bu yüzden deney yaparken çok fazla deneme yapmamız gerekir. Grafikte çizdiğimiz noktalar buradaki gibi düz bir çizgi oluşturduysa o maddenin Ohm yasasına uyduğu sonucuna varabiliriz. Ancak grafikteki noktalar bu şekilde dizilmişse, bu maddenin ohm yasasına uymadığını kesin bir şekilde söyleyebiliriz. Kısaca burada ohm yasası geçerli ama burada değil. Evet. Bu grafikten başka şekillerde de yararlanabiliriz. Grafimizi çizdikten sonra o maddenin direncini hesaplayabiliriz. Örneğin, buradaki direnci hesaplamak için tek yapmamız gereken gerilimi akıma bölmek. O zaman bu noktadaki direnci hesaplayabiliriz. Bu noktada gerilim 6 volt, akım da 3 amper. O zaman gerilimi akıma bölersek direncin 6 bölü 3'ten 2 ohm olduğunu bulabiliriz. Yani grafiğe bakıp direnci hesaplamak için gerilimi akıma bölerek sonuca ulaşabiliriz. Bunu grafiğin her noktasında yapmamız mümkün. Örneğin bu noktada yapsaydık da aynı sonucu elde ederdik. Videoyu durdurup bunu kendinizde kontrol edebilirsiniz. Grafiğin hangi noktasında yaparsak yapalım R değeri her nokta için aynı çıkacaktır. Bunun sebebi de bunun düz bir çizgi olması. Son olarak da Ohm yasasına uyan maddeler omik maddeler olarak adlandırılır. Örneğin metaller Ohm yasasına uyduğundan omik madde sınıfına girer ve metalden yapılan nesnelerde bu durumda omik olur. Buna bir ampulün teli örnek verilebilir. Ohm yasasına uymayan nesnelerse omik olmayan maddeler olarak adlandırılır. Omik olmayan maddelere örnek olarak yarı iletkenler verilebilir. Buna günümüzde çok popüler olan LED ampullere örnek gösterilebilir. LED ampulleri ohm yasasına uymadığından omik olmayan maddeler sınıfına girer. Öğrendiklerimizi özetlemek gerekirse. Herhangi bir maddenin gerilim akım grafiğinde düz bir çizgi varsa ve başlangıç noktasından geçiyorsa bu maddenin Ohm yasasına uyduğunu söyleyebileceğimizi ve bu maddelere ohmik maddeler denildiğini gördük. Ayrıca grafikten yararlanarak gerilimi akıma böldüğümüzde maddenin direncini bulabileceğimizi de gördük. Ancak grafikteki noktalar düz bir çizgi oluşturmadığında bu nesneleri ohmik olmayan maddeler olarak adlandırırız. Çünkü bu o maddelerin OM yasasına uymadığı anlamına gelir.